Değerli öğrenciler, merhabalar dostlar. Şimdi çemberin teğet ve normalinin denklemini öğreneceğiz bu videomuzda dostlar. Şimdi teğet denklemi yazmak çocuk oyuncağı kardeşim. Önce onu bir söyleyelim, içiniz rahat olsun. Gerçekten çok basit bir şey öğreneceksiniz şimdi teğetin denklemini yazarken. Normalin denklemini yazmak zor mu o zaman hocam? Yok, hayır. Normalin denklemini yazmak da kolay. Sadece biraz uzun, birkaç fazla işlem yapıyoruz. Teğet denklemini yazmak çok basit olduğu için onun yanında sanki böyle biraz daha uzun ve zormuş gibi duruyor. Ama inanın bana bu da kolay. Şimdi bir çember verecek bize, denklemini verecek çemberin. Standart denklem olur, genel denklem verebilir, merkezil çember denklemi verebilir. Biz teğet denklemini yazın diye bize işte bir tane de nokta verecek. Bu noktadan çizilen teğetin denklemini isteyecek bizden dostum. Biz de şunu yapacağız. Verilen çember denklemindeki x kare ile y kareli ifadeleri ayrı ayrı çarpan şeklinde yazacakmışız dostum. Yani ne demek hocam? X kare nasıl yazılır? X çarpı x, y kare y çarpı y şeklinde yazıyormuşuz. Sonra bize verilen nokta var ya, hani şu noktadan teğet çizin dediği bir nokta olacak. O noktanın x ve y'sini, apsis ve ordinatını şuradaki sadece bir x ve sadece bir y yerine apsis ve ordinatlarında yazıyorsunuz noktanın. Sonra denklemi düzenlediğinde karşına çıkan denklem senin teğet denklemin oluyor dostum. Bak bu kadar basit. Şimdi soruyu çözerken ne kadar basit olduğunu daha da iyi anlayacaksın. Peki hocam, tamam, teğet denklemini bulduk. Peki buradan başka normalin denklemine nasıl geçeceğiz? Dostum, teğet denklemini bulduktan sonra hani elinde bir doğrunun denklemi olacak ya, sen o doğrunun eğimini bulmayı biliyorsun. Noktanın analiti, doğrunun analitinde öğrendik bunu. Hemen bu teğet doğrusunun denkleminden teğetin eğimini bulacaksın. Ve bileceksin ki dostum, teğet doğrusuyla normal doğrusu birbirine daima diktir. E o halde ben teğetin eğimini biliyorsam artık buradan normalin de eğimini biliyorum demektir. Çünkü çarpımları eksi bir olacak dik oldukları için. E normalin eğimini biliyorsun. Sana da soruda zaten nokta verdi. Buradan da denklemini yazacaksın dostum. Normalin denklemi yazılacak. Hani şu formülümüz vardı ya, y eşittir mx artı n. Denklem yazma formülü. Bunu kullanıp denklemini de buradan yazacağız. Dediğim gibi sadece biraz uzun sürüyor. Şu aşamaları yapmamız gerekiyor. Normal denklemini yazabilmemiz için. Şimdi sorularla daha da iyi öğreneceksiniz. İnanın bana hiç zor değil. Korkmayın. Çok basit bir şey öğreneceğiz şimdi dostum. Diyor ki, çemberine üzerindeki 3'e 2 noktasından çizilen noktasında teğet olan doğrunun denklemi. Yani teğetin denklemini istiyor. Şimdi ne dedik? Kareli ifadeyi şöyle çarpanlarına ayırıyorum bak. X eksi 2 imiş bu, karesiymiş. X eksi 2 çarpı x eksi 2 diye yazıyorum bunu. Artı y eksi 8'in karesini de y eksi 8 çarpı y eksi 8 diye yazıyorum. Eşitmiş 37'ye. Şimdi de bana verilen noktadan birin apsisini şuradaki x'lerden birinin yerine, bak diğerine yazmıyorum, ordinatını da y'lerden birine yazıyorum dostum. Şimdi yazalım. 3'ten 2 çıktı 1. 1'i de şurada içeri dağıtırsak yine x eksi 2 geldi. 2'den 8 çıktı eksi 6. Eksi 6'yı şimdi içeriye dağıtıyorum dostum. Eksi 6 çarpı y'den eksi 6 y. Eksi 6 ile eksi 8'in çarpımı artı 48. Eşittir 37. Hadi toparlayalım. X eksi 6 y eksi 2. 48 daha artı 46 olur. 37'yi de buraya aldım. Eşittir 0 dedim. X eksi 6y artı 9 eşittir 0 oldu. Bu benim teğetimin denklemiymiş dostum. Teğet denklemini böyle buluyormuşuz. Pekala. Hadi şimdi burayı bir temizleyelim. Yandaki soruyu çözelim şimdi. Vay anasını, silgiye bak ya. Öf. Şimdi
Bakın burada da çemberin denklemi standart veya merkezil değil, genel denklem dostum. Şimdi genel denklemde biliyorsun x kareli bütün x'ler karesi yok. Bak x ile y var burada. Bunlara peki ne yapacağız hocam? Tabii ki bunun da bir kuralı var ama ben diyorum ki yeni bir kuralı öğrenmektense gelin şunu biz standart hale çevirelim. Yani şurada yaptıklarımızı yapalım diyorum dostlarım. Şimdi öncelikle çemberine 3'e bir şey noktasından y'yi vermemiş. Üstünde ise denklemini sağlayacak diyorum. Hemen x yerine 3 yazalım, y'sini bulalım dostlarım. Şimdi x yerine 3 yazarsam 9 olur. Artı y kare olur. Eksi 21. Eksi 2y artı 9 eşittir 0. Düzenleyelim bunu şimdi. Y kare eksi 2y. Şurası 9. 9 daha 18. Eksi 21 daha. Eksi 3 eşittir 0. Çarpanlarını ayıralım. Eksi 3'e 1 diye ayıralım bunu. Y eşittir ya 3 ya da y eşittir eksi 1 geliyor arkadaşlarım. Yani noktamız ya 3'e 3 ya da 3'e eksi 1'miş dostlar. İşte iki nokta var. İki nokta içinde ayrı ayrı teğet denklemini bulacağım. Şıklarda hangisi varsa onu işaretleyeceğim dostum. Hadi o zaman ilk önce bunu bir standart forma çevirelim. Bunun için bir merkezini bulalım. Neydi kural? X'in katsayısı var ya eksi 7. Yarısının ters işaretlisiydi 7 bölü 2. Y'nin katsayısının yarısının ters işaretlisiydi 1. Şimdi yarıçapı buluyorum. Yarıçap eşittir. Bölü 2 vardı. Kare kökümüz vardı dostlarım. D kare 49. E kare 4. Eksi 4F yani eksi 36. 49'dan 36 çıktı 13. 4 daha 17. Kök 17 bölü 2'ymiş. Korkutmasın sizi dostlar. Bizi ilgilendirmez. Rasyonel çıktı çıkmadı. Onu umursamayın. Peki şimdi çemberin denklemini yazıyorum. X'ten merkezin x'ini çıkarıp karesini alacaktım. Y'den merkezin y'sini çıkarıp karesini alacaktım. R kareye eşitleyecektik. O da 17 bölü 4 yapar değil mi karesi? İşte çemberin denklemi bu kardeşim. Şimdi ben bunu çarpanlarına ayırıyorum. Yani x eksi 7 bölü 2 çarpı x eksi 7 bölü 2 diye yazıyorum. Artı kareli olanları çarpanlarına ayırıyoruz. Y eksi 1 çarpı y eksi 1. Eksi 17 bölü 4 diyelim hadi eşittir 0. Şimdi ne yapacaktık? Noktayı yerine yazacaktık. Önce şu alttakini deneyelim. X yerine 3, y yerine eksi 1 yazalım dostum. 3 yazarsam buraya. 2 kere 3, 6, 7 çıktı. Eksi 1 bölü 2 çarpı x eksi 7 bölü 2 olur. Eksi 1 yazarsam eksi 2 çarpı y eksi 1 olur. Bir de eksi 17 bölü 4 var eşittir 0. Bunu bir düzenleyelim. Şimdi eksi x bölü 2 oldu. Artı 7 bölü 4 oldu burası. Eksi 2y oldu. Artı 2 eksi 17 bölü 4 eşittir 0 geldi. Şimdi bu denklemi de düzenleyelim. 4 ile çarpalım hepsini arkadaşlarım ki paydalar tamamıyla gitsin. 4 ile çarpıyorum bunu denklemi komple. 4'ü içeriye dağıttım. 2 eksi 2x oldu. 4'ü çarparsam artı 7 kalır. Eksi 8y artı 8 eksi 17 eşittir 0. Buradan da eksi 2x eksi 8y 7 eksi 10 eksi 2 eşittir 0. Yani hepsini bir de eksi 2'ye bölelim. X artı 4y artı 1 eşittir 0. Var mı böyle bir şey? X artı 4y artı 1 eşittir 0. Direkt bulduk doğru cevabı dostlarım. Bu çıkmasaydı, şıklarda olmasaydı bir de üsttekini deneyecektim. Bu diyecektim doğru cevap. Peki geçiyorum. Evet, bakın merkezil denklem vermiş. Çemberin denklemini merkezil çember vermiş. Yani merkezi orijinde olan çember şeklinde vermiş. En kolayı da bu kardeşim. X kareyi x diye çarpanlarına ayırdım. Y kareyi de y diye yazdım. Eşittir 13. X'lerden birine 3 yazıyorum. 3x. Y'lerden birine 2 yazıyorum. 2y. Eşittir 13. Bak çıktı bile cevap Denizli'den. Şuna bakalım. Çemberine
üzerindeki noktasından çizilen teğetin denklemi demiş. Bir kere R yok. Öncelikle R'yi bulalım. Madem üstün de denklemi sağlayacak diyorum. X yerine 4 yazarsam 1'in karesinden 1. Y yerine 4 yazarsam eksi 1'in karesinden 1 eşittir R kare. Yani R kareyi 2 buluyorum zaten. Tamam, burası 2'ymiş o halde. Şimdi şu x eksi 3'ün karesini x eksi 3 çarpı x eksi 3 artı y eksi 5 çarpı y eksi 5 eşittir 2 diye de bunu ayırdım. Şimdi x'lerden birine 4, y'lerden birine de 4 yazıyorduk dostlarım. Hemen şurada 4 yazarsam 4 eksi 3'ten 1. 4 yazarsam 4 eksi 3'ten eksi 1 olur. Şimdi bunu da düzenleyelim. 1'i içeriye dağıtıyorum. X eksi 3 oldu. Eksi 1'i içeriye dağıtıyorum. Eksi y artı 5 oldu. Bir de eşittir 2 var. Düzenleyelim. X eksi y. Burası 2 yaptı. Şu 2 ile gitti. Eşittir 0. Yani x eşittir y'ymiş. Birinci açıortay denklemi çıktı dostlarım, denklemimiz. Beşinci örneğimiz. Bakın artık normalin denklemini sormaya başladı. Şimdi ne demiştik? Bir kere çok uzatmışlar ya. Yine R'yi vermemişler. Şimdi önce R'yi bulalım. Yani x yerine 3 yazalım. 8'in karesi 64 olur. Y yerine 1 yazalım. Eksi 6'nın karesi 36 olur. Eşittir R kare. Heh, tamam. 100 oldu R kare. Yani şunu ver daha. Ne uğraştırıyorsun bizi? Yani uzatacağım diye soruyu gıcık gıcık sormuşlar dostlarım. Tamam, neyse. Bulduk R'yi artık. 100 burası. Şimdi normalin denklemini istiyor. Zaten uzun uzun işlem yapacağız, değil mi? Niye bir daha burada uzatıyorsun? Neyse. Normalin denklemini bulmak için ne yapacaktık? Yine önce teğetin denklemini. Şimdi bunu biz x artı 5 çarpı x artı 5 diye yazalım. Artı y eksi 7 çarpı y eksi 7 eşittir 100 diye yazdım. X'lerden birine 3 yazıyorum. Burası 8 olur. Y'lerden birine 1 yazıyorum. Burası eksi 6 olur. 3 ya 8 olduğu zaman 8'i içeriye dağıttım. 8x artı 40. Eksi 6'yı içeriye dağıtıyorum. Eksi 6y artı 42 eşittir 100 oldu. Buradan da 8x eksi 6y artı 82. Bu tarafa attım 82'yi de dostum. 18 kaldı. Hadi 2'ye de bölelim. 4x eksi 3y eşittir 9. İşte bu senin teğetinin denklemi. Peki hemen buradan teğetin eğimini söylesek biz y'yi yalnız bırakacaktık. Eksi 3y'yi bu tarafa atarsam bir de 3'e bölersem 4 bölü 3 oluyor x'in katsayısı. Demek ki teğetin eğimi bu. E buradan da normalin eğimine geçecektik dostum. Çünkü çarpımları eksi 1'di birbirlerine dik oldukları için. O halde eksi 3 bölü 4 oldu. Şimdi buradan da denklemini yazıyorum. Şu formülü kullanarak y eşittir mx artı n. Şimdi y eşittir eğimini biliyorum normalin. Eksi 3 bölü 4. O zaman eksi 3x bölü 4 artı n. Şimdi noktayı da burada getirip yerine yazınca n'i bulacaktık. Y yerine 1, x yerine de 3 yazıyorum. Eksi 9 bölü 4 artı n. Bunu bu tarafa atarsak 1 artı 9 bölü 4 eşittir n. 4, 9 daha 13 bölü 4 çıktı n. Şimdi hemen denklemi tekrar yazalım. Y eşittir eksi 3x bölü 4 artı 13 bölü 4. Hadi bir de 4 ile çarpalım. 4y eşittir eksi 3x artı 13. Hepsini bir tarafa toplayalım. 4y artı 3x eksi 13 eşittir 0 oldu. Aradığım cevap hangisinde var? Bursa şıkkında var. Evet, bakalım başka var mı? Varmış bir tane daha. Üzerindeki noktasından çizilen normal doğrusunun demiş. Bak, devamını okumayalım. Bir normalin denklemini bulalım. Önce teğet denklemini bulacağız. X eksi 2 çarpı x eksi 2 artı y artı 1 çarpı y artı 1 eşittir 8 diyelim. Şimdi noktayı yerine yazacaktım. X yerine 4 yazarsam burası 2 olur. Y yerine 1 yazarsam burası da 2 olur. 2'yi de içeriye dağıtalım hatta. 2x eksi 4 artı 2y artı 2 eşittir 8. Buradan da 2x artı 2y. Şurası eksi 2. Bu tarafa attım. Eşittir 10 oldu. Yani x artı y
eşittir 5 oldu. Şimdi bu teğet denklemi tabii ki. Şimdi teğet denkleminden teğetin eğimini bulacağız biz dostlarım. Y'yi yalnız bırakıp x'i bu tarafa atarsam eksi 1 gelir. Buradan da normalin eğimini bulacağız dostum. Çarpımların eksi 1 olması için 1 olması gerekir. Şimdi eğimini biliyorum. Noktayı zaten vermiş. Denklemi yazalım. Y eşittir. Eğim çarpı x artı n. Y yerine 1, x yerine 4 yazarsam da eksi 3 gelir n. Yani y eşittir x eksi 3'müş doğrumun denklemi. Hemen grafiğini çizelim kardeşim. X'e 0 verirsem y'yi eksi 3'te. Y'ye 0 verdiğimde de x eşittir 3 oluyor. Demek ki x'i de 3'te kesiyormuş. İşte senin aradığın normalin denklemi ve doğrusu budur dostlarım. Bize de diyor ki eksenler ile oluşturduğu şu bölgenin, üçgenin alanı nedir? Dik üçgen. Dik üçgenin de alanı dik kenarlarını çarp ve 2'ye böl. 9 bölü 2'dir aradığımız cevap. Evet, şimdi yeni bir son kural daha doğrusu. Çemberin parametrik denklemi dostlarım. İşte çember denklemini böyle kosinüslü merkezin apsisi, bakın x'i yani bir noktanın apsisini merkezin apsisi artı yarı çap çarpı kos alfa. Y'sini de merkezin y'si artı yarı çap çarpı sin alfa diye yazınca buna parametrik denklem deniyormuş. Çok önemli değil. Nasıl yazıldığını bilmesen de sınavda görürsün. Zaten şu kosinüsle sinüsün katsayısı bak yarı çapmış. İkisi aynı olacak yani şuradaki sayılar aynı. Bunlar da merkezin koordinatlarıymış. Merkezin apsis ve ordinatıymış dostum. Şimdi bize parametrik denklemi verip normal standart denklemini sorabilirsen aklındaysa hocam bu merkezin apsisi o zaman x eksi a'nın karesi artı bu merkezin ordinatı y eksi b'nin karesi eşittir. Yarı çapta şu kosinüsün katsayısıydı deyip r kare deyip yazabilirsin. Bu bir. Ya da dostum şu üstteki denklemden kosinüs alfayı yalnız bıraksak kosinüs alfa şu değil mi? Bak a'yı buraya al x eksi a. Bir de r'ye böl x eksi a bölü r. Peki sinüs alfa ne olur bu durumda? X eksi b bölü r. Gel bir de her iki tarafın karesini alalım şöyle. Karelerini alalım bunların. Karesi r kare. Karesi r kare. Toplasak alt alta. Şurası 1 yapmıyor mu zaten? Burası da bak x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi bölü ortak paydada oldukları için r kare geliyor. Gel bu r kareyi de bu tarafa at. Al sana standart denklem çıktı kardeşim. Yani biraz trigonometriden faydalanıp da çözebiliyormuşuz soruyu. Geldik buna. Diyor ki bak parametrik denklemle vermiş. Şurası merkezin koordinatları. Demek ki bu çemberin merkezi 3'e 2. X'in kosinüsün katsayısı da sinüsün katsayısı da yarı çapta. Demek ki yarı çapta 4. Hemen standart denklemini yazabilirsin. Ama bu soruda gerek yok. Standart denklemi yazmaya. Çünkü bize başka bir şey soruyor. Diyor ki t'nin değeri 1 veya şey t1 dediğimiz şey pi bölü 6. Yani 180 bölü 6'dan 30. 2 pi bölü 3 yani pi bölü 3 60 2 ile çarptım 120. T'nin değeri bir 30 bir de 120 olduğunda iki nokta bulacaksın diyor. Bu iki nokta arasındaki uzaklık nedir diye soruyor. Hadi gel biz bulalım. Şimdi t'yi 30 için diyelim. T eşittir 30. Bak 30 yazarsak kosinüs 30 geliyor. Kosinüs 30 kök 3 bölü 2'dir. 4 ile çarparsam 2 kök 3. 3 ile toplarsam da 2 kök 3 artı 3 olur. Bu apsis. X'i buldum şimdi. Peki yine 30 yazalım. 30 yazarsak sinüs 30 1 bölü 2'dir. 4 bölü 2'den 2. 2 ile de toplarsam 4 geldi. Bu da ordinatı oldu kardeşlerim. Şimdi bir de gelip T 120 için bir nokta bulacağız dostlar. T eşittir 120 için. Peki hadi bulalım. Kosinüs 120 dostlarım. Kosinüs 120 eksi 1 bölü 2 demektir. 4 ile çarparsam eksi 2 olur. 3 ile toplarsam 1 olur. Apsisim 1. Kosinüs 120 kök 3 bölü 2 demektir. 2 kök 3 artı 2 olur burası da.
Şimdi de iki nokta arasındaki uzaklığı soruyor bize. Neydi kural? X'ler farkının karesi. Şimdi 2 kök 3 artı 3'ten 1'i çıkarıyorum. 2. Yani 2 kök 3 artı 2 ve karesini alıyorum. Artı y'leri çıkartıyorum. 2 kök 3 artı 2'den 4 çıkacak. 2 kök 3 eksi 2 olacak arkadaşlarım ve karesini alıyorum. İşte bu işlemin sonucu bizim cevabımız olacak. Gelin açalım bunu şöyle uzun bir kök yapalım. Birincinin karesi 12. İkincinin karesi 4. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. 4 kök 3, 2 ile de çarparsam 8 kök 3. Şimdi bunu açıyorum. Birincinin karesi 12. İkincinin karesi 4. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. Eksi 8 kök 3. Bakın 8 kök 3'ler gitti. 16 burası. 16 burası. 32 çıktı. Kök 32'ymiş. O da 4 kök 2 idi dostlarım. Cevap Ceyhan'dan geldi kardeşler. Başka var mı sorumuz? Bir de ona bakayım. Yok. Klasik sorulara geçiyormuşuz. Onları da bir sonraki videoya saklayalım. Hadi öpüyorum hepinizi kardeşlerim. Lan oğlum eğer hoşuna gittiyse, beğendiysen, ben öğrendim diyorsan, yani bu adam harbiden öğretmek için anlatıyormuş diyorsan, öyle atlayıp zıplayıp maymunluk yapıp da ders anlatmıyor sırf abone bulayım diye uğraşmıyor diyorsan, harbiden öğretmek için uğraşıyor diyorsan la bir abone ol kardeş ya sen de ki hani bizim de şu abone sayımız bir artsın da biz de bir gaza gelelim ya biz de biraz para kazanak da kardeş ya. Hadi bakalım izleyip izleyip kaçmayın yani dostlar abone olun bir tıka basacaksın ya alt tarafı. Hadi görüşürüz kardeşim.